3,5 aylık eğitimden, zorlu dikkat testlerinden geçiyorlar. Terör örgütlerinin baskı ve korku oluşturmak amacıyla kullandığı patlayıcı düzeneklere canları pahasına müdahale eden bomba imha uzmanları. İlk hatan son hatan olur prensibiyle çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. A Haber ekibinden Murat Sekban o kahramanların yanında. Ankara Emniyeti Kriminal Daire Başkanlığı Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'nde bomba düzeneklerine nasıl müdahale ediliyor, operasyona nasıl hazırlanıyorlar sözü Murat'a bırakacağız. Tüm patlayıcılar onlardan soruluyor ve onların hayatında hataya yer yok. Nerede miyiz? Kriminal Daire Başkanlığı Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'ndeyiz. Onların zorlu eğitimlerini sizler için çekiyor olacağız. Ve yanımızda da yayın konuğumuz Bomba İnceleme ve Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürü Cenk Katırcıoğlu var. Efendim öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Bizleri burada ağırladığınız için de teşekkür ediyoruz. Zorlu bir meslek. Oldukça da önemli aslında. Geçmişten günümüze çok yerde görev yaptınız. Anlatır mısınız? Nasıl bir iş bu? Bomba uzmanlığı tabii ki dünyanın en tehlikeli mesleklerinden biri olarak kabul ediliyor. Ama bizim genelde görev yapan arkadaşlarımız zorlu bir seçim ve eğitim sürecinden geçtiği için bu işin altından başarıyla kalkabiliyor. Ne yazık ki çok dallı bir meslek. Bir insanın hem elektronikten hem kimyadan anlaması lazım bomba uzmanı olabilmesi için. Hem insan psikolojisinden anlaması lazım. Toplumu yönetmesi, olay yerini yönetmesi gerekiyor. İllerde genelde bomba uzmanları, çünkü olay yeri bombayla ilgili bir konu olduğuna tek yetkili oluyor. Bomba uzmanlığı orada devreye giriyor. Peki eğitimler nasıl oluyor? Hepsini saydınız. Hem psikoloji, hem bölge, hem kimyadan anlaması gerekiyor dediniz. Eğitimler nasıl oluyor? Eğitimler genelde seçim süreciyle başlıyor. Seçimlerimizde önce psikomotor ve bilişsel kapasitesini test ettiğimiz mülakat sınavını yapıyoruz. Mülakat sınavından sonra biz mesleki olarak sınav prosedürüne çıkıyoruz. Yerine psikologlar giriyor. Psikologlar 3 farklı test yapıyor. MMPI, çoklu karakter testi yapıyor. Daha sonra kendileri görüşmeler yapıyorlar. Bundan sonra da bir cihazda psikomotor sınavı yapıyorlar. Biz buradan geçen arkadaşlara eğitim alıyoruz. Eğitimin ilk kısmı teori artı uygulama şeklinde devam ediyor ve sonunda bir test yapılıyor. Burayı da geçerse kursiyer, daha sonra arazi eğitimine çıkıyor. Arazi eğitiminde de bomba uzmanlığına dair patlayıcılarla ilgili, düzeneklerle ilgili öğrenebildiği her şeyi öğretmeye çalışıyoruz. Daha sonra burada da eğer bütün hocalarından olumlu bir değerlendirme alırsa uzman olarak kadroya, görev yerlerine dağılıyorlar. Burada da bir sene eski uzmanların gözetiminde çalışmaya devam ediyorlar. Efendim şimdi uygulamalı olarak bir bomba imha uzmanı şu an bir tehlikeli, şüpheli pakete doğru ilerliyor. Şu an ne yapılacak? Elindekiler neler? Bize anlatır mısınız? Şu anda uzmanımızın bir elinde biz genelde halk arasında fünye olarak tabir edilen bizim stopu dediğimiz ufak bir patlayıcı madde var. Diğer elinde de gördüğünüz cihaz jammer cihazı. Şüpheli paketlere giderken kişisel güvenliğini almak için kullanıyor o jammer cihazını. Ve dikkat ederseniz giderken önünde tutuyordu, gelirken de gerisinde tutuyor ki her zaman paket kapsam alanında kendinden önde kalsın. Biz birazdan su topuyla paketi etkisiz hale getireceğiz. Tabi burada genelde vatandaşlarımız şunu merak ediyor. Hani bomba da patlayacak, siz de patlatıyorsunuz. Aradaki fark ne diye. Biz burada küçük bir patlamayla büyük bir patlamanın önüne geçiyoruz. Yani biz etrafa zarar vermeden yaptığımız küçük bir patlama etrafa zarar verecek büyük bir patlamayı engelliyor. Peki şu anda patlayacak mı? Evet, o yüzden biraz geriye çekilmemiz yerinde olur. Şu anda patlama olacak. Fünye ile şüpheli paket etkisiz hale getirilecek. Onun için bizler de geriye doğru çıktık. Kameraman arkadaşım Barış Yar da şu an şüpheli paketi size gösteriyor. Bomba imha uzmanı ekip arkadaşımız şu anda orada fünyeyi yerleştirdi ve şüpheli paketin şu anda patlatılması bekleniyor. Böylelikle büyük bir patlamanın da önüne geçilmiş olacak. Ve şu anda şüpheli paket imha edildi kontrollü şekilde, başarılı şekilde. Efendim şunu sormak istiyorum. Aynı zamanda
kıyafetler, hem biz giydik hem de bomba imha uzmanı arkadaşlar da giyiyor. Bu kıyafetlerin özelliği nedir? Bize gösterir misiniz? Bu kıyafetler uluslararası standartlarda yapılan kıyafetler ve Kevlar dediğimiz bir maddeyle yapılıyor. Normalde kurşuna karşı koruyan bu yeleklerde kullanılan maddenin daha farklı şekilde dokunmuş hali. Bu kıyafetlerin normal test standartlarında 3 kilo C4'ü 10 metreden koruma sağlıyor. Tabii ki bu şu demek değil. Hani yani yeri geldiğinde tank bile havaya uçurulabiliyor. Patlayıcı maddenin miktarı önemli ama küçük miktarlardaki patlamalardan uzman tamamen koruyor. Büyük miktarlarda da mesela bir arabaya yaklaşma sırasında bir patlama olursa normalde zarar görecekken bu elbise sayesinde zarar görmediği de oluyor. Elbiselerin yani böyle bir göreceli bir koruma özelliği var. Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Bizler Kriminal Daire Başkanlığı Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü'ndeydik. Burada bomba imha uzmanı ekiplerinin aldığı zorlu eğitimlerin hakkında bilgi aldık. Aynı zamanda da bizler için görsel olarak da bir şüpheli paketin patlatıldığını da izleyicilerimize aktardık diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.